Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sırada değerli konuğumuz ağız, diş ve çene cerrahi uzmanı Doktor Burak Bulmuş. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Sağ olun, teşekkürler. Sizleri sorduğunuz için. Sağ olun, çok teşekkürler. İlk soruyla hemen başlıyorum. İmplant nedir ve diş tedavisindeki rolü nedir? İmplantlar diş eksikliği için kullandığımız tedaviler. Aslında implantlar yapay diş kökleri, titanyum çubuklardan üretilen ve diş köklerinin yerine taklit olarak yerleştirdiğimiz materyaller, steril koşullar altında hazırlanan bu materyaller steril koşullar altında çene içerisine yerleştiriyoruz ve hastalarımızın tek diş eksikliğinden tüm ağız diş eksikliğine kadar tüm diş eksikliklerinin tedavisinde kullanılabilen güvenli tedavilerdir. İmplantlar diş çekimiyle aynı seans yapabiliyoruz artık. Eskiden bir çekince vardı, dişleri çekiliyor, sonra bekleniyor ve implantlar daha sonra yapılıyordu. Ama artık gelişen teknolojilerle, implant tasarımındaki değişikliklerle implantları diş çekimiyle aynı gün yapıp aynı gün üzerine dişler dahi yapabiliyoruz. Ve implantları 18 yaşından büyük, genel sağlığı yerinde her bireye güvenle uygulayabiliyoruz. Özellikle bir şeker hastalığı durumu yoksa, hastalarımızın genel sağlığı yerindeyse implantlar diş çekimiyle aynı gün uygulanabilir. Ama burada en önemli şeyler bir kemik miktarı, en önemli şey bir kemik miktarı. İkincisi hastanın bu çekim yapılan bölgesinin sonrasında oral hijyenine dikkat etmesi ve implantının tedavisinin sürecine devam etmesi bizim için oldukça önemli. İmplant tedavisi kimler için uygundur ya da implant tedavisi uygulayamadığınız hasta tipleri kimlerdir? Biraz önce aslında ufaktan değindim ama evet. İmplant tedavilerinde özellikle 18 yaşından büyük bireylere ve kemik gelişimini tamamlamış olması bizim için önemli. Genel sağlığı yerinde olması gerekli. Bunun için en önemli değerler bizim için şeker hastalığı. Çünkü iyileşme bozukluğu oluyor şeker hastalarında. Belli bir kan şekerinin üzerinde olan bireylerde implant tedavileri risk teşkil edebiliyor. Yani implantın başarısı düşüyor açıkçası. Çünkü iyileşme süreci uzuyor. Bununla birlikte bazen D vitamini eksikliği olan bireylerde de implant tedavileri başarısızlıkla sonuçlanabiliyor. Özellikle tüm ağız diş eksikliği varsa, yani çok sayıda implant uygulayacaksak biz hastalarımıza, bu hastalarımızda özellikle bir diş eti problemi de genellikle oluyor zaten. Şeker ölçümlerini yaptırıp ya da D vitaminlerinin ölçümlerini yaptırıp bunda bir eksiklik olmadığından emin olduktan sonra biz bu tedavilere geçiyoruz. Bununla birlikte bazı kemoterapi hastalarımızın kullandığı ilaçlar neticesinde kemikte, çene kemiğinde özellikle oluşan bazı problemler var. Bunun gibi durumlarda implant uygulanmıyor ama bunlar dışında kalan her bireye implantlar güvenli uygulanabilen tedavilerdir. Evet. Peki hocam implant tedavisi sırasında ne gibi sorunlarla karşılaşabilir danışanlarınız ya da ağrı olur mu? İmplant sanılanın aksine ağrılı bir tedavi değil açıkçası. Yani işlem yapıldığı sırada zaten lokal anesteziklerle biz bölgeyi uyuşturuyoruz ve herhangi bir ağrı hissedilmeden biz çok rahatlıkla tek implantı 10 dakikadan daha kısa bir sürede uygulayabiliyoruz. Ama implant tedavisini sadece tek implantın yerleştirildiği tedavi seansı olarak düşünmemek gerekli. Çünkü 4 aylık bir süreçtir implant tedavisi. İmplantın kemiğe yerleştirildiği, yani o vidanın kemik içerisine yerleştirildiği ve bu implantın kemikle kaynaştığı bir 3 aylık veya 4 aylık bir sürecimiz var bizim için. Bu süre zarfında implant kemikle bütünleşirken hastalarımız ekstra bir şey hissetmiyorlar. Biz ayda bir kontrol alıp ilgili bölgenin operasyon sahasını, sağlığını takip ediyoruz ama implantın yapıldığı gün ister istemez operasyon sonrasında yani bir tost bile çizse damağınızı, diş etinizi o rahatsız eder. Kalmış gibi diş çekimi veya bir implant operasyonu yapılmışsa bunun belli ufak ağrıları, hafif bir hassasiyet diyebiliriz. Ağrılar olabilir ama biz zaten süreçte ağrı kesici ve antibiyotikleri aynı zamanda gargaralarla bu hastalarımızın oluşacak postoperatif operasyon sonrasındaki süreçleri kontrol altına alabiliyoruz. Bununla birlikte birden fazla implant uygulandığı durumlarda şişlik ve ödem gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Bu şişlik ve ödem de birkaç gün içerisinde operasyonun ciddiyetine bağlı olarak artabilir ama kızarıklık, morlukla da bu birlikte seyredebilir. Birkaç gün sonra da bu şişliklerin inmesiyle hasta birinci haftada dikişlerini aldıktan sonra genel sağlığına, normal günlük yaşantısına devam edebilir. Peki tedavi sonrası dikkat etmesi gereken bir bakımı var mıdır, yapması gereken? Tedavi sonrasında implantların cerrahi yani operasyon sonrasındaki süreçten başlayabiliriz.
bu yara yerinin bakımı, yani operasyon sahasının bakımı bizim için oldukça önemli. Çünkü şunu çok sık duyuyoruz. Hocam biz operasyon yerini fırçalamadım çünkü yaraya ya da implanta zarar veririm düşüncesi hakim hastalarımızda. Operasyondan sonra bölgeye zarar verebilmeniz gerçekten mümkün değildir. Yani travmatize etmediğiniz sürece, oraya bir kuvvet uygulamadığınız sürece normal fırçalamayla ya da gargara uygulamalarıyla bölgenin hijyenini sağlamak adına yaptığınız girişimlerde bölgeye zarar veremeyiz. Biz hep böyle operasyon sonrasında ilgili bölgede bir yemek artığı görüyoruz, bir plak birikimi görüyoruz. Çünkü temizlemeye ve fırçalamaya birazcık endişeli yaklaşıyor hastalarımız. Bunu sadece sağlamak, yani operasyon sonrasında ilgili bölgenin fırçalanmasına devam etmek, yumuşak bir fırçayla en azından o bölgenin temiz tutulması ve verdiğimiz ilaçlarla birlikte ağız gargaralarının kullanılması önemli ki gargaralarda bile, operasyon sonrasında yazdığımız gargaralarda bile hem antiseptik, yani bölgenin bakteriyel ve mikroorganizmalardan savunulması açısından etkili, hem de ağrı kesici içeriğinden dolayı o gargaraların kullanımı önemli. Operasyon sonrası değil de implantlar dişlerle birlikte takıldıktan sonra da bir süreç var bizim için tabii ki. Şöyle bir düşünce hakim oluyor. Biz dişleri implant olarak yaptırdım, artık başka bir şeye gerek yok gibi. Ömürlük bir tedavi gibi. Evet, ömürlük bir tedavi ama bakımı yapılırsa, düzenli kontrollere gidilirse, bunun normal arayüz temizliğiyle, ağız duşuyla implant sonrasında dişlerin ve implant çevresindeki dokuların temizliğini sağlanması ve düzenli kontrollere gidilmesi mutlaka gerekli. Biraz bahsettiğiniz zaman ne kadar kullanabilir, ne kadar dayanıklı implantlar? Materyal olarak implantlar titanyumdur. Titanyumdan üretilirler ve bu titanyumlar kemikle, vücutla birleşme, yani bir bütünleşme reaksiyonu gösterirler. Bir tek bir parça halinde aslında implant sonrasında bir bütünleşme gösterdiği için sonrasında implantla vücut arasında herhangi bir reaksiyon olmaz. Yani bu bütünleşmeden sonra implant kemikle birleşir ve bu implantların üzerine dişler takılır. İmplantların eğer çevresinde yeterli kemik ve diş eti varsa ve bunun dediğim gibi arayüz temizliğiyle düzenli bakımları yapılırsa ömür boyu kullanılabilecek dayanıklılıkta, ömür boyu ağız içerisinde kalabilecek dayanıklılıkta üretilip ağız içerisine yerleştirilir. Ama biz kendi dişimizi çok erken yaşta kaybetmişsek, kendi dişimiz implanttan çok çok daha iyidir ve en iyi implanttan daha iyidir hatta. O yüzden kendi dişimizi bile kaybediyorsak çok erken yaşta, implantları da kaybetmemizin mümkün olduğu bilinerek bunun bakım ve temizliğine uzun vadede özen göstererek ağız içinde daha uzun vade kalması hedeflenebilir. Peki her diş eksikliğinde implant gerekli midir hocam? Her diş eksikliğinde bir implant yapma bir ön yargılardan bir tanesi açıkçası. Çünkü ağırlıklı tüm çene dişlerini kaybetmiş olarak olan hastalarımızda normalde bizim 7-8 implant yerleştirmemiz yeterlidir ama çok diş eksikliği, yani diş kaybıyla birlikte sadece diş de gitmiyor. Diş eti ve kemik kaybı da yaşıyor hastalarımız ve yeterli kemik miktarı olmadığında, implantı yerleştireceğimiz sağlıklı kemik olmadığında bu implant sayıları düşebiliyor. Yani mecburen 4 veya 6 implantla dahi bazen tek çeneye bütün dişlerin takılması mümkün olabiliyor. Bununla birlikte örneğin 3-4 diş eksik, bir dişe bir implant evet ama 3-4 dişi olmayan hastaya 2 implant yerleştirip bu 2 implantın eski köprülerle birbirine bağlanması bize orada birkaç diş eksikliğini 2 implantla dahi gidermemize yardımcı olabiliyor. Ama bunu ağırlıklı olarak hani en çok tüm çene eksikliği olan hastalarımız soruyor en çok. Bunda da dediğim gibi en az 4-6 mecbur kaldığımız durumlarda, çünkü bunun için özel sistemler çıktı artık son 10-15 yılda. Olon 4 ve Olon 6 dediğimiz 4 implant üstü veya 6 implant üstü. Bu özellikle arka dişlerin olmadığı hastalarda ön bölgeleri implantların yerleştirip üstüne tek parça bir protezi yaptığımız sistemler. Ama yeterli kemik miktarımız var. Ağız içerisinde uygulayabileceğimiz implant sayımız 7-8'dir. 12-14 diş için 7-8 implant yeterlidir diyebiliriz. Peki hocam, sizin kliniğe de çok geliyordur ama bizim doğru bildiğimiz ama size göre doğru olmayan yanlışlar neler? Ya da doğru bilinen yanlışlar neler diye sorabilirim. Yani doğru bilinen şöyle, her şeyden önce implantın bir zarar verdiği düşüncesi ya da implantın orada yerleştirilme sonrasında hani tamam operasyonda anesteziyle yapıyoruz. İşlem sırasında bir şey hissediliyor ama işlem sonrasında çok ağır oluşacak endişesi bir. İkincisi implantların
ömür boyu garanti kapsamı altında olduğu gibi bir düşünce var. Yani biraz önce de ufaktan bahsettik. İmplantlar materyal olarak ömür boyu ağızda kalabilecek dayanıklılıktadır ya da onun üzerine yaptığımız porselenler. Ama biz diş etleri veya kemik olarak sürekli bir erime, sürekli bir kemik kaybı yaşayan, yaşlanan bireyleriz. İnsanoğlunun ömrü belli. O yüzden yaşlandıkça kemik erimeleri ve diş eti çekilmeleri de bununla birlikte seyredeceği için implantınız orada sağlıklı bir şekilde kemik içerisinde olabilir. Ama gerekirse implantın parçaları değiştirilebilir ya da üstüne yaptığımız protezde değiştirmeler olabilir. Bu en büyük yanılsamalardan bir tanesi. Bir diğeri implantın hani bakım daha az bakım gerektirdiği, tam tersine implant normal dişlerden daha fazla bakım gerektirir. Çünkü implant çevresi dokular, işte köprüler, porselenler gibi ekstra vücut dışı materyallerle idame ettiğimiz için bu porselenlerin çevrelerinde yemek artığı birikmesi durumlarında implant çevresi dokuları iltihaplanabiliyor ve bu iltihaplanan dokuların tedavisi oldukça zor olabiliyor. O yüzden var olan tedavinin olabildiğince uzun soluklu olabilmesi için implant bakımlarının yapılması ve düzenli kontrollerin, özellikle 6 ayda bir diş hekimi kontrollerinin sağlanması gerekli. Çünkü implant çevresinde oluşacak bir enfeksiyon, yani buna perimplantitis diyoruz. Perimplantitis problemleri ağrı yapmayan ve ağız içerisinde herhangi bir böyle hastanın fark etmeyeceği, belirti vermeyecek. Evet, belirti vermeden sinsi ilerleyebilen problemler. O yüzden 6 ayda bir, yılda bir en azından diş hekimi kontrolünde bizim ağız içi filmlerle bu kemik seviyelerini takip etmemiz, varsa bir erken müdahaleyle olabilecek sıkıntıların daha erken önüne geçmemiz için mutlaka gerekli. Ağzına sağlık hocam, çok değerli bilgiler. Çok teşekkürler. 8'de sağlıkta bugün değerli konuğumuz ağız, diş ve çene cerrahı uzmanı Doktor Burak Bulmuş ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.